ara babayı bir görebilir miyim? Yani o dereye indiniz değil mi? Evet. Sen indin mi o dereye? Ben inmedim. Ben kızlarım falan hep aradılar orayı. Dayısı, İkran Nur'un dayısı. Hepsi aradı. Ben. Oralarda evet. Ceset görünmedi hiçbir değil şey mi? Hiçbir şey görmemişler. Çünkü ceset o kadar çok ortada ki bulunan evet, yerde. Evet görükme. Görünme yani bir ağaçların arasında değil taşların üzerinde bulunuyor sonra ceset. Sonradan getirilmiş de olabilir. Evet. Sonradan bir yerde saklandı. Sonradan getirilmiş de sonra olabilir. Serdar'cığım oralara her yere baktınız mı siz? Yani çünkü bazıları diyor ki orada bütün nehre bakıldı fakat o nehrin oralarında kızının cesedini kimse görmemiş. Sen de indin mi cesedin bulunduğu yere? Ben oraya ikinci gün indim. Ben genelde yukarılarda arama yapıyordum. Ormanlarda, fındık bahçelerinde. Tabii sonradan duyduğum kadarıyla arkadaşlar, köylüler falan yardım etmişler, aramışlar. İndik, inenler varmış. Peki inenler var, evet. İnenler orada. Şu anda senin kızının bulunduğu, cesedin bulunduğu yeri kırmızı olarak arkadaşlarımız halka içine almışlar. Dolayısıyla görünmeyecek bir yerde değil. İndiklerinde evet. Kızının cesedini birinci gün, ikinci gün kimse bulmuyor değil mi Serdar? Evet. Evet. Bakın yani kimse bulmuyor. Ama sonra üçüncü gün ceset orada bulunuyor. Bunlar diyorlar ki Ayşe ile Sinan. Biz o gün diyorlar işte çok baskıyla bu ifadeyi verdik. O gün oraya bıraktık diyorlar. O gün oraya bıraktılarsa herkesin cesedi orada görmesi lazım. Çünkü bakın duvar kenarında da çok ağaç kesinlikle yok. Kesinlikle görülmesi lazım. Görülmesi lazım. Ama ceset bu. Şimdi bakın ben Serdar sen de iyi dinle. Şu bilgi de var bizde. Şu kritik bir bilgi. Zaten dosyada da bunlar hepsi fazlasıyla var ama açıklamak da lazım. Bir yandan çünkü yani eğer Sinan ve Ayşe yapmadıysa günah, yazık günah. Ama yaptılarsa bir an önce de hesabını versen cezaevine gitsinler. Yani sen de cezaevine git yani. Şimdi bakın orada Orhan Bey daha iyi bilir. Arama köpekleriyle. Kadavra köpekleriyle aramalar yapıldı mı? Evet. Drone'da koy verdiler. Oraya drone'da koy verdiler. Drone'da kaldırıldı. Ha, bunu ben Serdar'a da sorayım. Serdar'cığım arama köpekleriyle, kadavra köpekleriyle aramalar yapıldı mı her yerde? Evet. Her yerde yapıldı değil mi? Fındık bahçesinde verdi mi acaba biz şey? Tamam. Sadece nerede veriyor Orhan Bey? Nerede veriyor? Biz köpekleri harman yerinin etrafında dönüyor. Sadece harman evet. Yerinin etrafında aşağı inmiyorlar. Şey, aşağı bile götürüyorlar. Koy hani hayvanın kafasından şeyini çıkarttılar mı hayvan bir daha doğru, harman yerine geliyor. Evin evet. Etrafında dönüyor. O çocuğun kaybolduğu yerde daha geriye gitmiyor köpekler. İşte, buradan şunu anlayabiliriz aslında. Anlayabiliriz? Yani bir ihtimal olarak değerlendirelim. Kızın kaybolduktan ya da başına bir iş geldikten sonra bir süre o civarda bir yerde tutulmuştur. Hı hı. Sonra arama çalışmaları başlamadan öncesinde de götürülmüştür. Ayşe'ye şunu sormak istiyorum. Sen bu İkran Nur bulunduktan sonra ne kadar zaman sonra gözaltına alındın? 8 ay sonra. Bir dakika bak ben Ayşe'ye soruyorum. Çocuk ilk kaybolduğunda hani ekipler geldi ya. Bak İkran Nur bulunduk derede. Sen ne zaman gözaltına alındın? Ben Şafak baskınında alındım. Aynı günün sabahında mı alındın? Yok. Kaç gün sonra Ayşe? Ya ilk aramada hani bak, 27'sinde kayboluyor ya evet. Canım benim. Sonra 30'unda bulunuyor ya. 3 gün sonra ceset bulunuyor. Sen ceset bulunduktan kaç gün sonra gözaltına alındın? Biz ifademiz alınıyor, geri geliyoruz. Ama geç hani alıyorlar ifademizi, geç bırakıyorlar geri. Anlamıyorsun. Gözaltında tutulmadım. Kaybolduğun gün. Ben Şafak baskınında alındım. Bak Ayşe tekrar ediyorum sorumu. Sen bu derenin kenarına bıraktığını söylüyorsun ya ifadende. Evet. Aha. Onu ne zaman söylüyorsun? Cesedin bulunmasından kaç gün sonra söylüyorsun? Onu soruyorum. Ay ceset bulunmuştu. Tamam sen bulunduğu yeri biliyor muydun? Yok bilmiyordum. Gidip gördün mü orayı? Hayır. Nasıl orayı tarif ettin peki? Ya çocuk dere kenarında bulundu ya. Bak sorumu iyi anla. Yeri bilmiyorsun. Görmedin. Bulunan yeri de bilmiyorsun. Ama bulunduğu yere çok yakın bir noktayı tarif ediyorsun. O ifadeyi ben Şafak baskınında verdim. Orhan Bey Şubat 2021'de ifadeyi veriyor. Biliyor evet, artık dere kenarında olduğunu. Ama gitmedim diyor Didem. 8 ay sonra. Şimdi... Ama ben çocuğun bulunduğu yere bırakmadım ki cesedi. Öyle nereye bıraktın? Cesedi nereye bıraktın? Bir daha ben o bahçe söyle. Tarafında demirlik var ya hani korkuluk. Onun dibini gösterdim. Ha, onun dibini gösterdim. Söylediğini duydunuz mu? Şimdi, hocam bak bir şey sorayım. Biz çocuğu ikranı bulunup küllenenden sonra bunlar yakalanmadan bu dere kenarına gittim ben çocuğun öldüğü yere bakmaya. Biz ekipler oradan almış ya biz yoktuk ha. Şimdi birbirimize acaba neredeydi bu çocuğun cesedi? Burada mıydı? Burada mı? Sadece resmin çekildiği yeri biliyordum. Bunlar bana soruyor anne nerede bulmuşlar diye. Ben şimdi, dedim bilemiyorum. Kaşıda bulunmuş ama nerede bulunduğunu bilmiyorum. Kaybolduğu dedim. Zaman bir bütün aile bir gözaltına alınıyor karakola. Evet biz hep gözaltındaydık. Sonra ceset bulunuyor. Ondan sonra. Evet, ceset bulunduktan sonra Şubat ayında
ilk gözaltına alınma, tabii karakola götürülüyor. Gözaltına alınma tarihi 12 Şubat'ta gözaltına alınıyor. İfade, ama o sırada artık Ayşe aslında cesedin deniz dere kenarında olduğunu biliyor. Biliyor. Evet. Ama zaten biraz önce farklı bir şey söyledi. Farklı bir cümle kullandı. Ne? Dedin ki, tekrar ediyorum, ben onun bulunduğu yere bırakmadım ki cesedi dedin. Tamam işte. Nereye bıraktığını söyledin aslında. Bulunduğu yeri gösteriyorlar ya. Hı. O tarafta değildi diyorum. Hani ben ifademde sadece o duvarın dibini gösterdim diyorum. Valla biraz diyorum. Önceki sözüm benim için yeterlidir, bitti ya. Değişik bir cümle kullandın. Evet. Yani sanki olayı gerçekleştirmişsin. Hocam şimdi bu... Bir dakika, siz savunmaya geçmeyin Nihal Hanım. Ama şu var tabii ki. Eğer öyleyse kadavra köpekleri, yani çuvalda taşındıysa kadavra köpekleri koku almayabilir mi? Alır. Ya o zaman kadavra köpekleri dere kenarına niye inmiyor? Didem Hanım, şimdi nasıl şartlarda taşındı bilmiyoruz ki. Üzerine yağmur yağmış olabilir, değişmiş olabilir. Birçok etken var. Ama sıcağı sıcağında aranıyor. Yani o gün eğer cesedi bir yerde... Şimdi iz takip köpeğimi aradı, kadavra köpeğimi aradı. Hem iz takip hem kadavra köpeği. Ama hangi gün arandı? Arandıktan sonra da indirilmiş olabilir ceset. Yok, ilk gün içerisinde üçü de arıyorlar. Yani ilk üç gün içerisinde aramalar yapılıyor. Ama Ayşe'nin biraz önce söylediği şey çok önemli bir şey. Cesedi oraya bırakmadım ki cümlesini kullandığın için az önce. Ya bıraktığımı söylemedim dedim. Yani ya orada dili sürçtü ifade kendisi ifade edemedi ya da orada aslında bir itirafta bulundu. Evet. Hangisi Ayşe sence? Ya ben diyorum ya ben o şafak baskınında verdiğim ifade o hani ilk kaç gün kaldım tam hatırlamıyorum o şafak baskınında. İşte bana hani ifade şey yaptık, itiraf ettik birkaç gün sonra. İşte beni tespit için götürdüler. Ben de bahçeden aşağı direkt indim hani gösterdim şöyle böyle diye. Peki Ayşe'cim diyorsun ki ben yapmadım diyorsun şimdi bu kadar şeyi anlattıktan sonra. Sen yapmadıysan Ayşe Nur'u İkra Nur'u kim öldürdü? İşte biz sadece çocuğun kaybolduğu yerden şüpheleniyorum. Ben oradan şüpheleniyorum. Nasıl kimden şüpheleniyorsun? Ya isim verme şimdi hani bilmeden ama birinden şüpheleniyorsan söyleyeceksin onu. Çünkü sen yoksa cezaevine gireceksin. Bu mahalleden birisi yaptı. Şimdi ben şunu da söyleyeyim, şöyle kritik bir bilgi de var. Ali Rıza diye bir kişi var. Ali Rıza denen kişi sizin bir akrabanız. Evet. Orada hatta az önce Ayşegül de söyledi. O dere kenarına inildiğin sırada sağ tarafta bir kulübe var sevgili izleyiciler. O kulübede Ali Rıza'nın bir işte kendi kulübesi var. O kulübeden ve Ali Rıza'dan da çok şüpheleniyorlar. Çünkü o kulübe içerisinde bir yastık, pembe bir çocuk çorabı bulunuyor. Sonra tesadüfe bakın ki Ali Rıza o kulübeyi yıkıyor. Yıkıyor yani. Evet. O da dolayısıyla şüpheli sayısı aslında çok fazla kişi var o sırada. Kadavra köpekleri aşağı kadar her yere bakıyor ama sadece o civarda koku alınıyor. Bulamıyor kadavra köpekleri. Yani kokuyu alamıyor madem öyle taşıdılarsa. Hatta yorulduk yere bıraktık dinlendik tekrar bıraktık diyorlarsa o çocuğun kokusunun oralarda olması lazım. Sonra Ali Rıza yani çok kişiden şüpheleniyorlar. Bakın eğer siz şüphelendiğiniz ve kafanızda olan isimleri söylemezseniz ciddi bir şeyle durumla karşı karşıyasın Ayşe. Sadece... Ayşe sence İkra Nur'u kim öldürdü? Neden öldürdü? Sen kimden şüpheleniyorsun? Ya diyorum şimdi hani isim versin o mahalleden. Sen benim soruma net yanıt verir misin lütfen? Sen kimden şüpheleniyorsun kızım ya? Ya ben hani Murat daha var. Murat i̇şte, kim? Bu çocuğun kaybolduğu mahalleden bir abi böyle. Niye öldürsün İkra Nur'u? Ya bir... O gün o civarda mıydı Murat? Evet. Oradaydı, o da oradaydı. Var mı bir sabıkası Murat'ın? Sabıkasını bilmiyorum. Bir peki. De onun yeğeni var bir tane. İçici, atıcı o. O sırada orada mı o da? Hı hı. Babaanne Nihal sence kim yaptı? Benim çocuklarım yapmadı. Senin torunu kim öldürdü o zaman? Benim çocuğum o mahallede kayboldu. Bizim kapıda kaybolmadı. Bu mahallede, çarşıdakiler de köydeydi. Hep cumartesiydi. Hı hı. Aşağı yukarı 20-25 kişi vardı o harman yerine. O harman yerine üst yanında. Sevgili izleyiciler, yasaklı madde kullananlar var, alkol hepsi kullananlar var. Dolayısıyla... Şimdi ifade verirken de hepsi bir ağızdan öttüler. Birbirlerine sen neredeydin buradaydım, sen neredeydin buradaydım. Birbirlerine sahip çıktılar. Yok çocuğun atleti yokmuş, çocuğun endi atletlerimiz. Bunlar hep oyalama yaptılar. Ekipleri ünlüyle oyalarken çocuğu götürecekleri yere götürdüler. Serdar. Bir de şu. Söyle. Serdar'a soracağım. Bir de şey... Her taraf arandı, yolda tuttuklarını gözaltına götürdüler, bizimle bir gözaltına gitti, sorguya çekildi.
O mahalleden kimse gözaltına girip de doğru düz sorgusunu almadılar. Ayaküstü mikrofonu uzattılar. Sen neredeydin buradaydım. Sen neredeydin? Yani ben yeterli araştırma yapılmadığını iddia ediyorsun, evet. Ama bence yapılmıştır. Bayağı bir detaylı çalışma yapılmış. Hiç bunları görmedim burada. Ha, o başka bir şey ama çok çok detaylı bir çalışma yapmış. Ama çok iyi çalışmış onu söyleyebilirim ama. Onlar birbirine hep sahip bazı çıktı. Bazı soru işaretleri de var. Serdar...